Ralph'in son şakası. Çek elimi berbat. Tıpasını takın çabuk. Ne diyorsun? Bu okulun sınırları içinde koku bombası üretmek kesinlikle yasaktır. Yani okulun hademesi olarak yorum yapmam mümkün değil. Peki ya general şaka ustası olarak? Ya işte o zaman iş değişir. Bir kere daha koklayabilir miyim hanımlar beyler? Yoğun aroma. İlk izlenimime göre mükemmel derecede küflenmiş bir demet sebze kokusuna göz yaşartacak derecede bir çürümüş sarımsak kokusu eşlik ediyor. Ne? Bu olabilecek en kötü koku. Hayır, pek değil. Yaklaşmış ama hala bir eksiği var. Ah, yetmez. Buna göz yaşartıcı, burun düşürücü, berbat bir şey lazım. Ha, şunu diyeyim. Neler oluyor sana Bertie? Bu şimdiye kadar üretilmiş en pahalı saç jölesi. Sessiz adanmışların özel olarak elde ettiği çok nadir Scarabeus Vietae Maximus ekstresiyle yapılıyor. O ne öyle? Koku böceği. En büyüklerinden. Ne böceği olursa olsun bence tam aradığımız şey. Koku alma yoksunu zevksiz şapşal. Belki bu aklını başına getirir. Bana bak. Kimse saç modelimi bozamaz. Dur. Evet. Mükemmel bir koku bombası siz yaptık. Siz yine neler karıştırıyorsunuz? Yaptığınız her neyse okul kurallarına aykırı olduğundan eminim. Dur artık. Bana bak. Beni zavallı gördün. Hayır. Alet çantam. Rögar'a düştü. Ya senin daha büyük problemlerin var. Olanları duyduğunda babam bu numara yüzünden hepinizi okuldan attıracak. Sen de bu gruba dahilsin. Uydurma. Olanların tek sorumlusu biz değiliz. Anlatınca müdür anlayış gösterecektir. Neyse, o kadar da kötü değildi. Zavallı Ralph. Müdür ne diyor? Tam anlamıyorum. Galiba Poş Sokağı okuluna gideceksin ve 24 saatin var diyor. Bu ne demek acaba? Kaçın, geliyor. Mahvoldum. Ralph'ın nesi var? Müdürü duymadın mı? Bizim yüzümüzden kovuldu. 24 saat vakti var. Ondan sonra Poş Sokağı'ndaki havalı okula gidecek. Çok kötü oldu. Berbat bir durum. Bence gayet lezzetli. Ben biraz daha alacağım. Biz Ralph'in kovulmasından bahsediyoruz. Evet o da var tabii. Bunu kabullenemeyiz. Oturup seyredecek miyiz? Bence hayır. Ralph'in işten atılmasına engel olamayabiliriz. Ama Bay Sokağı okulundaki son gününü ömrünün en şakalı 24 saati haline getirebiliriz. Aklıma harika bir fikir geldi çocuklar. Ralph için ne yapacağımızı anlatıyorum. Hayır. Bay Sokağı okuluna dönmesine bir daha asla izin vermezler. Ne önemi var? Zaten işten atmadılar mı? Kesinlikle. O yüzden en müthiş şakamızla parlatacağımız şaka dolu bir gün yaşatalım. Naşır, hadi getir. Basmasımı geri getir. Aferin sana Naşır. Çak bir pati. Bugün yeterince sorun çıkarmadınız mı çocuklar? Poş Sokağı okulundan haberimiz var. Gerçekten çok üzüldüm. Okulda yaramazlık yapmasaydınız Poş Sokağı'na gitmek zorunda kalmayacaktım. Siz bilmezsiniz, orası berbat bir yer. Çocuklar ders aralarında tek sıra halinde yürüyüş yapıyorlar. Olamaz. Ana dili gibi cebir konuşuyorlar. Olamaz. Dahası sulu şakalara hiç gülmüyorlar. Olamaz. Gerçekten berbatmış. Bütün suç bizde. Çok özür dileriz. Peki. O yüzden burada kalan son saatlerini seninle birlikte en sevdiğin şeyi yaparak geçireceğiz. Şaka yaparak. Peki, şaka yapmak istiyorsanız yemek saatinde size birkaç dakika ayırabilirim. Ama fazla vaktim yok. Öyle söyleme. Ha?
Nasılsın baka? Aha, adamın elini kopardım. Sağ olun çocuklar. Bugün çok eğlendim. Boş sokağı okulunda beni bu kadar güldüren şakalar yapabileceğimi hiç sanmıyordum. Seni orada düşünemiyorum Ralph. Gitmeni hiç istemiyoruz. Artık çok geç. Elveda çılgın şakacılar. Bir an önce okula dönün. Yemek arası bitmek üzere. O harika bir hademeydi. Harika bir şakacıydı. Onu öyle çok özleyeceğim ki. Hala yapmamız gereken son bir müthiş şaka var. Bugünü iğrenç plantastik koku bombamızla tamamlayacağız. Hazır? Hazır. Şimdi de sıra... Tamam, şimdi de sıra en önemli aşamaya geldi. Dörtlü koku bombası fırlatıcısı. Ve tabii uzaktan kumandası. Çünkü o bomba patladığında kesinlikle yakın bir yerde olmak istemeyiz. Bomba yolunun açısı doğrudan müdürün odasına atış yapmamızı sağlayacak. Ve küçük bir ayarlamayla havalandırma kanallarına aynı anda 3 bomba daha atabiliriz. Böylece bütün okulu kokuturuz. Güzel, ben başlıyorum. Hayır! O düğmeye bastığın anda geri dönüşü olmaz Pieface. Düğmeye basacak tek kişi Ralph olmalı. Bu onun yapacağı son şaka olabilir. Her şey hazır. Bu düğmeye basan özel kişi Baye Sokağı okulunda sonsuza kadar bir efsane olarak kalınacak. Öyle mi? Nedenmiş bakalım? Çünkü düğme okul çapında yapılan domino taşı dizme yarışmasını başlatacak ve sonunda düğmeye basan kişinin portresi ortaya çıkacak. Domino taşlarından portre. Görüşürüz Walter. Bizim önemli bir işimiz var. Tamam. Tabii ki ben basacağım. Demek buradasın. Evet, ama fazla vaktim yok. Burada işim bitti. Biliyoruz, çok üzgünüz. Seni çok özleyeceğiz. Sen bu okulda tanıdığımız en iyi şakacı ve en iyi hademeydin. Aslında tek hademeydin. Tamam arkadaşlar, tamam. Eğlenceli bir gündü. Şimdi evinize gidin. Yarın tekrar görüşürüz. Bir daha görüşemeyeceğimizi biliyoruz. Ne yarın ne başka bir gün. Onu nereden çıkardın sen? Biz her şeyi biliyoruz. Baş sokağındaki işinden atıldın. Son 24 saatin dolunca Boş Sokağı okuluna gitmek zorundasın. Ve hepsi bizim yüzümüzden. Hayır, durun bir dakika şakacılar. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Müdür yarınki spor gününe gerekenleri hazırlamam için 24 saat süre verdi. Siz deney sırasında alet çantamı uçurduğunuz için yeni çantayı Boş Sokağı okulundan ödünç almam gerekti. Ne? Yani... Bizim okuldan ayrılmayacak mısın? İşten atılmadın mı? Yarın her zamanki gibi okula mı geleceksin? Hayır, hayır ve evet bu sırayla. Fantastik! İyi ki o kırmızı düğmeye basmamışız. Bu kırmızı düğmeden mi bahsediyorsun? Hani basınca adını domino efsaneleri arasına yazdırıyor. Kaçın! Bu sesin iade ediyorum. Hey Walter! Müthiş şakaydı. Aslında itiraf edeyim, milyonluk şakaydı.